Bak ben ne yapıyorsam bizim için yapıyorum. Kimis için yapıyorum? Bizim için? Bizim için bütün bu tavırların? Kırıp döktüklerin? Bak sen ne dersen de. İster kıskançlık de, ister kız bana. Küs. Ama benim doğrum bu. Ya ben kendim bildim bileli şu kapıdan beraber çıktığımız günü hayal ediyorum ya. Beraber bir hayat kurarız, çalışırız diyorum. Tamam bir Allah'ın kulu elimizden tutmuyor. Ya varsın tutmasın diyorum ya. Ecem'in elleri bana yeter diyorum. Neden peki Yaz? Neden yapıyorsun bize bunları? Ece bak sevdiğimden yaptım. Tamam mı? Kıskandığımdan yapıyorum ya. Ya ben senin için annem babamı karşıma aldım. Bin kere dünyaya gelsem, bin kere de tüm dünyayı alırım karşıma. Benim sana hayallerimden başka verebileceğim bir tek yüreğim var. Başka hiçbir şeyim yok ki. Benim tek hayatım sensin Ece. Ben başka türlü sevmeyi bilmiyorum ki. Başka türlü sevemem ki. Ama sen beni anlamazsan, beni sevmezsen ben kime sığınayım? Kimle abunayım ben? Yasin ben seni anlıyorum. Ama bazen öyle şeyler yapıyorsun, öyle şeyler söylüyorsun ki bazen ben seni tanıyamıyorum bile. Yani karşımda kim var bilmiyorum. Ya sevdiğimden yapıyorum, kıskandığımdan yapıyorum. İnsan sevdiğini kıskanmaz mı ya? Uğruna dünyaya karşına aldığını kıskanmaz mı? Bilmiyorum Yaz. Bilmiyorum ben. Ben korkuyorum. Ya benim tanıdığım, sevdiğim adam değil de bazen başka biri varmış gibi hissediyorum karşımda. O ne demek Ece? Biz bu mahallede beraber büyümedik mi? Ha? Birbirimizin yaralarını üflüye üflüye. El ele diz dize büyümedik mi Ece? Keşke hiç büyümeseymişiz. Çocukken daha kolaymış sevmek. Küsmek de barışmak da daha kolaymış. Bir keresinde çok fena küsmüştük. Sen benim bisikletimin tekerini kırmıştın. Sen de benim bebeğime bıyık çizmiştin. Ne ağlamıştın ama? Yine sana ben kıyamamıştım. Evet. Kıyamamıştım. Bayram harçlıklarını biriktirip bana yeni bebek almıştın. Almıştım. Almıştım. Ama sen bisikleti unutup gitmiştin. Ben elimde kırık bisikletle öyle kalmıştım. O zamandan belliymiş işte. Beni yarı yolda bırakacaksın. Yasin sen ne diyorsun? Yasin ben seni yarı yolda bırakmıyorum. Bak, bak ellerimi bırakan sensin. Beni kırıp döken, itip kakan sensin. Arkana bile bakmadan çekip giden hep sensin. Sen benim kalbimi, hayalimi, gururumu kırarsan ben de çekip giderim.
Ama Allah kahretsin ki arkama bakmadan gidemem. Gözüm arkada kala kala giderim. Git o zaman. Çek git. Aferin sana. Aynen böyle git. Kardeşime ulaşmış pislik. Yok ben dayanamayacağım ya. Abla nereye? Abla? Şaşırttın mı seni? Benim gibi ucuz bir beklemiyor muydun? Çok basit bir soru sordum aslında ve cevabını merak ediyorum. Senin soruların da merakın da umurumda bile değil. Bir daha yoluma çıkma. Topla kafanı. Topla kafanı. Dilersen nereye gidiyorsan bırakabilirim. İstemez. Ayağıma geldin zaten. Senin ne işin var bu sokakta? Ha? Bu saatte evimin yakında ne işin var? İşte sen bana geliyormuşsun ya, ben de zahmet olmasın diye senin ayağına geldim. Sen dalga mı geçiyorsun be? Ne işin var diyorum. Ne münasebet ya? Herhangi bir sokak yasak mı? Ben sana neyin yasak olduğunu söyleyeyim. Kardeşime bulaşmak yasak. Kardeşine bulaşmak derken? Gittin, nasıl olduysa Sinan için bir insanlık yaptın. Biz de sana teşekkür ettik, bitti. Kardeşimin peşinde dolaşma. Devam etsene, ben çok merak ediyorum nereye bağlayacaksın bunu. Ben senin neyi neye bağladığını çok iyi biliyorum. Ablası ne ki? Kardeşi ne olsun değil mi? Ben senin aklından neler geçtiğini çok iyi biliyorum. Ama o aklından geçenler kardeşime değerse... o gece vermediğim ağzının payını öyle bir veririm ki... karşımıza çıktığın güne lanet edersin. Aklından geçenleri biliyorsun demek. Bence sen hiçbir şey bilmiyorsun. Senin hakkında bildiklerim bana yeter. Senin nasıl bir adam olduğunu, kadınlara nasıl davrandığını, insanlara nasıl baktığını çok iyi biliyorum ben. Ben o gece o otel odasında seni çok iyi tanıdım. Sen şu otel odasından çıksana ya. Neden kendine bunu yapıyorsun? Neden kendine benimle hakaret ediyorsun? Sen başlı başına bana bir hakaretsin zaten be. Yüzünü gördüğüm her an, çevremde, hele de kardeşimin yakınında olduğun her an bana bir hakaretsin sen. Neyse. Bence bunu daha fazla konuşmayalım. İyi geceler. Benim söyleyeceklerim daha bitmedi. Söyleyeceksin ki?
kızı arayıp ne söyleyeceksin? Sen pislik herifin tekisin. Sen hiç sevilmeyi hak etmiyorsun. Hele Hazan tarafından sevilmeyi hiç hak etmiyorsun. Kardeşim saf, iyi niyetli. Daha küçük. Hayatı tanımıyor. Senin gibi adamları hiç tanımıyor. Zaten ben onun yanında olduğum sürece senin gibi insanların gerçek yüzünü hiç görmeyecek. Konuşma daha da anlamsızlaştı. Bana müsaade. Sen de git kardeşinin üstünü ört de biraz rahatla. Ece'nin kitabı o. Yo, o benim kitabım. Sınavlara hazırlanıyorum. Ver şu kitabı. Hop. Ver şu, ya ver şu kitabı, ya ver. O kitap senin değil. Kardeşimin o kitap. Ben de onu dedim zaten, o kitap senin değil. Ver şu kitabı. O kitap sadece sahibine gidecek. Aman ne erdemli davranış. Lütfen gece gece birbirimizi kırmayalım, olur mu? Sen beni kıramazsın be. Doğru biliyorum, seni kıramam çünkü kabuğun sert. Ama eğer kırsaydım, özür dilemem biraz zor olurdu. Özür mü? Pardon. İşte eğer dilemek isteseydim, zor olurdu. Sen benden özür dilesen kaç yazar be? Küçük dağları yaratan küstah. Senin için o zor değil, imkansız. İmkansız zaman alır. Kibire bak be. Kitabı sahibine verecekmiş. Sen bir daha kardeşime yaklaş da.